Tamam. Buyurun. Buyurun. Başlayalım. Ya tamam bitsin yeter ya. Sen de söyle. Umut'un bu abi bunu nasıl konuşacağız şimdi? Tam olarak olay bu. Yani aynı evde yaşıyorsun ve evlenene kalacak ev. Ha. Evet, sendeyiz. Manzara çok güzel değil mi ya? Çok güzel yalan manzara. Yalan söyle şurada iki. Çok, her şey çok güzel. Beni. Hayır. Tanıyorduk ya zaten. Ha, evet, tanışmıştık daha önce. O yüzden biz stalklamadık birbirimizi. Ben söylerdim ya. Ben tutamam içimde hiçbir şeyi. Gel buraya. Umut'un yerinde olsam ben de söylerdim ya. Dayanamazdım öyle bir şey. Birine bir karşı bir şey hissediyorsak söyleriz herhalde. Nereye gidiyorsun? Tamam yeter, o sıcaktan bunu aldı ya. Tamam tamam. Evet. Ben evimi feda ederdim ya. Ben de ya. Umut karakterinin ilişkilerle hiçbir alakası olmadığına %100 eminim. Ben de. Ece verir yani önem daha çok. Yani benim bu dizideki date'lerden biri gibi bir date'im olmuştu. Aşırı sıkılıp sıkıntıdan patladığım bir date'im vardı. O kadar sıkıldım ki çok tekila içtim. Pek sohbet etmeyi sevmeyen biriydi diye. Benim ya kötü date... Ben kötüleştiriyorum ya genelde date'leri. O yüzden yani çok da bahsetmek istemiyorum. Ya ben biraz şey çekingen kalıyorum galiba date'lerde. O yüzden... Zor açılıyorum. Açıldıktan sonra ancak date haline geçebiliyor konu. Acaba bana denk gelen de mi çekingendi yoksa? Olabilir, olabilir. Olabilir. Ama ben başta. Yani o sonuna kadar öyle devam etmiyor yani. Ya hiç bilmiyorum yani. Ben bir kere öyle bir date'e gitmişimdir. Onun dışında böyle organize olup az tanıdığım bir bey ama çok hoş galiba falan diye hiçbir date'e gitmedim ben. Hep genellikle arkadaşlarım, tanıdıklarım. Yani kalabalık ortamlarda tanıştığım insanları sevdiğime, hoşlandığıma karar vermişimdir. Yok. Yok canım. Hiç. Deniz, sen ne döndün çok, arkanı manzara ya? Manzara çok güzel değil mi ya? Arkasını dönmek ya. Çok güzel yalan manzara. Yalan söyle şurada iki. Çok, her şey çok güzel. Beni. Söyle kurtul derdim ya. Söyle kurtul. Ben öyle bir biri olduğum için yani. Herhalde ben de öyle daha yük olarak gelirdi bu bana hayatta. O yükü taşımasını istemezdim. Başlarım arkadaşım. Evine bir de yani anladın mı? Hiçbir önemi yok bunun. Bence şey olmalı ya yani kendini ifade eden bir kombin olmalı. Çünkü kişiye en yakın aslında ilk intiba olarak karşılaştığımızda kişiyi de bir şekilde kendi gibi görmeliyiz ya. O yüzden böyle onu beklerim yani karşımdakinden. Serseri doğdum serseri hocam. Teoman serseri olurdu ya. Güzel buldu. Kaldım öyle. Ece'yi düşünelim mi şarkı bir tane dur. Girmesinler herhalde evet, ya. Olabilir. Dur, 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 dur. Nilkara İbrahimgil'den bir şarkı olabilir kesinlikle. Özgür bir kız yani. Oldu işte o. Date oldu. Ya bir date de benim oldu ama kısmen yani bu astrolojiyle alakalı çok konuşulmuştu. Ben pek anlamıyorum astrolojiden. Anlayanlara çok saygı duyuyorum ama bende çok yok. İlgi alanım da değil, o yüzden sıkılmıştım biraz. Ama tabii o kadar dizideki kadar değil. Dizideki ya şey evet, kadar değil. Astroloji mevzusu kadar yüksek değil. Benzerlikler vardı yani. Doğrudan bu büyüklükte bir şey yaşamadım. Çok şey. Alman hesabı. Evet bir bölümümüzde öyle bir geyik var. Evet bir geyik var. Kimisi çok ilgi gösteriyor, çok hoşumuza gidiyor. Kimisi hiç göstermiyor, o da hoşumuza gidiyor. Yani bilemiyorum ben evet. Kendimi bilemedim yani. Her şey olabilir. Çalışıyorum. Evet, evet. Bu öyle insanların birbirini boğmak isteyeceği noktaya geldikleri bir iş değil. Ne çalışma saati bakımından ne set ortamı olarak şanslıyız. Evet. Yani onu iyi çok şeyler mutluyuz. Söylemek zorundayım yani. Neyse ki. Hepsine katılıyorum tek tek. Yani eklerim de bunu böyle hani bize sorduğun sorulardan daha uzun sürer setin iyi kısmından bahsetmemiz. Aynen. Benim çok mutlu olduğum setlerden bir tanesi burası. O yüzden biz çok erken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. O kameraya çok bakmadım. Oraya da bir... Aynen ben de hiç bakmadım o kameraya. Evet. Sizleri her açıdan seviyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim.